Sevgili ikinci sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle zaman ölçme konusunu inceleyeceğiz. Zamanla ilgili bütün konu anlatımını bu videoda yapacağım. Biraz uzun olabilir ama hızlı ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Resimleri inceleyiniz demiş. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. Yukarıdaki verilen saatlerin gösterdiği zamanı arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Biz saatler konusunu yeni öğreneceğimiz için arkadaşlar tabii ki tam saatleri biliyorduk artık yarım saatler ve çeyrek saatleri de öğreneceğiz Burayı konu anlatımından sonra tekrardan bakarsak daha güzel algılarız O yüzden bu sayfaya geçiyorum hemen burada konu anlatımı kısmına geliyorum Aşağıdaki verilen saatleri inceleyelim demiş Her iki modelde de aslında saat 4 değil mi arkadaşlar bakın burada. 4 olduğunu göstermiş. Burada da zaten akrep kısa olan kol bana saati gösterirdi. Yelkovan kovan ise uzun olan kol bana dakikayı gösterirdi. Saatin akrep tam üzerinde 4'ün Yelkovan kovan da 12'nin üzerinde olduğunda saatin 4 olduğunu ben anlardım. Analog saatlerde saat başlarında Yelkovan kovan 12'yi gösteriyordu ve saatin kendisi ise 4'ü gösteriyordu burada saatin 4 olduğunu anlıyordum Dijital saatlerde ise Yine Çift sıfır olan kısım dakikayı gösteriyordu bana 4'ün yazdığı kısım ise bana saati gösteriyordu Burada yine saatin 4 olduğunu Anlamış oldum Bakın burada da yine her iki Modelde de saatin 3 buçuk olduğunu anladım Yarım saatlerde kovan 6'yı gösterir arkadaşlar ve buçuk diye okunur Bakın saat Analog saatlerde 3'ü geçiyor. Akrep 3'ü biraz geçmiş ve yelkuvanım 6'nın üzerinde ise ben buna yarım saatli olduğu için 3.30 diyeceğim. Yine dijital saatlerde de dakika kısmında 30 yazdığı için 3.30 olarak adlandıracağım. Burada ise 1.45 demiş. Diğer saat modelimde de yine 1.45 demiş. Analog saatimde çeyrek var derken ben arkadaşlar artık yel kovanımın 9'un üzerinde olduğunu söyleyeceğim. Çünkü çeyrek var. Burada ise dakika kısmı 45 olarak gözükecek. Yani yine 2'ye çeyrek var şeklinde okuyacağım ya da biri 45 geçiyor şeklinde okuyacağım arkadaşlar. Bakın 10 15 demek. Burada ise çeyrek geçiyor anlamında kullanacağım. Geçiyor demek. Yani benim yelkovanım 3'ün üzerinde olacak. O zaman kovanın 4 bölümde incelenmesi var. Yelkovan 12'nin üzerinde ise tam saatlerdir. Yelkovan altın üzerinde ise Tam yarım dedik altın üzerindeyse yel kovan 9'un üzerindeyse çeyrek var. Yel kovan 3'ün üzerindeyse çeyrek geçiyor demektir arkadaşlar. Bu videoyla ilgili daha güzel daha kapsamlı bir video daha yaptım. Bunu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Lütfen oradan izleyin saatler konusunun pekişmesi için. İlk etapta aslında oradan izlemeniz gerekiyor. Daha sonra buradan devam etmeniz gerekiyor. Ama bu videonun sonunda görebileceksiniz. O linke tıkladığınız zaman saatler konusunu daha güzel algılayacaksınız arkadaşlar. Muhakkak o videoyu izleyin. Bilgi kutusundayım. Analog saatlerde çeyrek geçiyor derken yer kovan 3'ün üzerinde dijital saatlerde ise dakika kısmı 15'i gösterecek. Dakika kısmı nedir öğretmenim? İki nokta üst üste şekilde gösteriyor. Bakın arkadaşlar bunun bundan sonraki kısım bana dakikayı gösterir. Ondan önceki kısım ise bana saati gösterir. Saat ve dakikayı bu şekilde gösterebilirim. Devam ediyorum. Yine aşağıdaki dijital ve analog saatler üzerindeki zaman dilimlerini inceleyeceğim. Bakın saat sabah 7. Tam saatlerde yer kovanım 12'nin üzerinde olacak. Burada ise 00 yazacak dijital kısımda. 2 nokta üst üsteden sonra 8 buçuk diyorum sabah 8 buçuk bakın buçuklu saatlerde yelkovanım altın üzerinde olacak. Burada ise 30 yazacak dijital saat kısmında dakika bölümünde. Bir diğerine bakıyorum 2 çeyrek geçiyor bakın geçiyor derken 3'ün üzerinde olacaktı değil mi benim yelkuvanım? 15 geçiyor çeyrek geçiyor aynı anlama gelir ve çeyrek var demek ise benim yel kovanım 9'un üzerinde olacaktı. Dakika kısmım ise 45 olarak belirtilecekti arkadaşlar. Şimdi aşağıda bana farklı okunuşları verilen saatleri göstermemi söylemiş. 1.30 demiş. Bakın 1.30 demek Yelkovanımın Hanım'ın 6'yı göstermesi 1,5 demektir ya da biri 30 dakika geçiyor demektir. Bu 3 okunuşta aynı anlama gelir. 1,30, 1,5, 1'i 30 dakika geçiyor. İkinci saatime baktım. 1'i 45 geçiyor. Bakın 1'i 45 geçiyor ya da ne diyordum? Çeyrek var diyordum. Yeni saate çeyrek var. Yani 2'ye çeyrek var diyebilirim ya da 2'ye 15 var diyebilirim arkadaşlar. Neden 15 var diyorum? Çünkü her iki saat sayısı arasında 5'er dakikalık zaman dilimi var değil mi? 5, 10, 15. O yüzden 15 var diyorum. Bakın buraya ulaşmam için 15 var. Üçüncü saate bakıyorum. Burada ise arkadaşlar diyorum ki öğretmenim 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor diyecektim. Kaçı çeyrek geçiyor? 5'i geçmiş değil mi? Bakın o zaman 5'i çeyrek geçiyor diyebilirim. Ya da saat 5-15 diyebilirim. Neden 15 diyorum? Bakın aralarında 5'er dakikalık zaman dilimi vardı. O yüzden 15 geçiyor da diyebilirim. 5'i 15 dakika geçiyor da diyebilirim. Ve 5-15 de diyebilirim. Her biri aynı anlama gelir. Devam ediyorum. Yandaki verilen örnekte saat 15 5 olarak gösterilmiş bana değil mi? Bunu 6'ya ayarlamak için ne yapmam gerekiyor? Öğretmenim akrep 6'nın tamamen üzerinde olacak. yelkovan kovan 12'nin üzerinde. Bakın şuradan direkt geldim. Akrep 6'nın üzerine geldi. yelkovan kovan 12'nin üzerine geldi. Aslında 1 saat ilerlemiş oldum. Yel kovanın bir tam tur atmış oldu ve bir saat ilerlemiş oldu değil mi arkadaşlar? Yine saat bana burada 3 olarak gösterilmiş. Tam olarak 3. Çünkü yer kovanım 12'nin üzerinde bana 3 30 olarak göster demiş. Ne yapacağım burada? Yer kovanımı alacağım. Altının üzerine getireceğim değil mi? 3.30 olması için. Tuttum yer kovanımı. Altının üzerine getirdim. Ve saatim 3'ü geçmiş oldu. 3'ü 30 geçiyor. Bakın 3'ü biraz geçti akrep. Yel kovan altın üzerine geldi ve buçuk olarak söylendi. Altıncı örneğime bakıyorum. Yandaki verilen saati öğleden sonra 2'ye ayarlayalım demiş. Burada sabah 2 olarak göstermiş arkadaşlar. Öğleden sonraki 2'ye ayarlayacağım ben bunu. Yani 12 saat tamamen geçecek. Benim bir günüm 24 saatten oluşuyordu öğretmenim. O zaman 12 saat tamamen geçerse ben öğleden sonra 2'ye gelmiş olurum. Yani 2'nin üzerine 12 ekleyeceğim. 12 saat geçireceğim. Ve benim yanıtım 14 çift 0 olacak arkadaşlar. Yine dijital saatler ve analog saatler üzerinde bana saat dilimlerini göstermiş. 19 demek akşam 7 demektir arkadaşlar. Bana analog saatlerin üzerinde 12 tane rakam verdiği için ben bunu yine 7'nin üzerinde görüyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olmalıydı aslında. Bakın 1 demek 13, 2 demek 14, 3 demek 15, 4 demek 16, 5 demek 17, 6 demek 18 ve 7 demek aslında 19 demek öğleden sonraki kısım olarak. Çünkü gece çift sıfırda başlıyorum ben, sabah 7'ye geliyorum, daha sonra öğleden sonraki zaman diliminde akşam 7'ye gelmem gerekiyor. Ama analog saatlerin üzerinde sadece 12 tane sayı var. 24 tane sayı olmadığı için ben bunun üzerine ekliyorum. Dijital saatlerde 19'a eş değeri olduğunu buluyorum. Bakın 20.30 akşam 8.30 ama dijital saatlerde 20.30 olarak gösteriyor. Ben bunu analog saatte 8.30 olarak görüyorum. Çift sıfır çift sıfır gece yarısı demek. Benim saatimde akrebimde yer da 12 gösterirse gece yarısı çift sıfır çift sıfır demektir. 10.45 öğleden önce 10.45 nasıl gösteriliyor öğretmenim 10'u 45 geçiyor ya da 11'e çeyrek var bu şekilde gösterilir diyorum. Biraz karışık gelebilir ama saatlerle ilgili problemleri çözdükçe evde anneniz babanız size bu konuyla ilgili soru sordukça daha güzel algılayacaksınız arkadaşlar. Alıştırmalar kısmına bakıyorum. 10.30 demiş öğretmenim akrebim 10'un yer kovanım ise 6'nın üzerinde olmalı. Bakıyorum Akrep 10 bakın 10'u geçmiş 10 buçuk çünkü 10'u 30 geçiyor. Akrebim 10'u biraz geçecek 10 ile 11 arasında olacak. Yel kovanım altın üzerinde olacak 10 buçuk bu şekilde gösterdim. 10 45 demiş 10'u 45 geçiyor ya da 11'e çeyrek var diyorum değil mi? 45 demek yel kovanın 9'un üzerinde olması demekti hemen işaretliyorum. 10'u çeyrek geçiyor ya da 10'u 15 geçiyor demek ise yel kovanın 3'ün üzerinde olması demekti. Bu şekilde işaretlememi yapıyorum arkadaşlar. İkinci kısma geçtim. Aşağıdaki saatleri okunuşları ile eşleştiriniz demiş. 2 çeyrek geçiyor. Çeyrek geçmek demek 15 geçmek demekti. Hemen işaretliyorum. 2 15. 3'e çeyrek var. Yani daha saat 3 olmamış. 2 45'miş. 3'e çeyrek var değil mi? Bu şekilde işaretliyorum. 3.45 3, 45, 3 bu sefer 45 geçiyor. Yani 4'e çeyrek var aslında. 3ü 45 geçiyor işaretledim. 2'ye çeyrek var demek. Bakın var daha 2 olmamış saatim. O zaman 1. 45'tir diyorum yanıtıma. 3. kısımdayım. Bir analog saati 3'ten 5'e ayarladığınızda akrebin ve yelkovanın hareketlerini belirtiniz. Konumlarındaki değişimi anlatınız demiş. Baktığım zaman analog saatte saat 3 demiş. 12, 1, 2, 3 diyorum. Bakın tam 3 ise saatin benim yel kovanım 12'nin akrebim ise 3'ün üzerinde. Saatin 5 olması için ne gerekiyor demiş bana. Yine 12, 3, 4, 5 dedim. 5 olması için öğretmenim akrebimin ve yer kovanımın konumunu şu şekilde çizeceğim. Akrepim bu sefer 5'in üstünde olacak. Saati gösterecek. Yer kovanım ise 12'nin üzerinde olacak. Öğretmenim akrebim benim 2 adım ilerledi. Üçgen 5 oldu. Yer kovanım ise 2 tam tur attı. Ve 5'in üzerine geldi diyebilirim. Devam ediyorum. Zaman kavramlarını ilişkilendirelim demiş. Resmi inceleyeceğiz. Soruları cevaplayacağız. Kaya ve Ebru'yu görüyoruz. Biz bir haftalığına tatile gideceğiz demiş Kaya. Ebru da bizim o kadar vaktimiz yok. Biz 7 gün gideceğiz demiş. Aslında ikisi de aynı zaman dilimlerini belirtmişler. Bir haftanın 7 gün olduğunu bilmedikleri için burada konuşmalarda biraz hata olmuş arkadaşlar. Bir haftanın 7 gün olduğunu onlara söyleyelim. Devam edelim ikinci kısımla. Örneğimizi inceleyeceğiz. Dakika ve saat ilişkisini saat modelinden faydalanarak açıklayalım demiş. Akrep saati yer kovanda dakikayı gösteriyordu değil mi? Öğretmenim akrep kısa olan çizgimdi ve saati gösterir. Yer kovanızın olan çizgimdi ve bana dakikayı gösterir. Her sayı arasında aslında 5 dakikalık bölüm vardır öğretmenim. 12'den 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e gittiğimde aslında ben aralarında 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 dakika olduğunu görürüm. Yani aslında 1 saat 60 dakikadır öğretmenim. 60 dakika sonra aslında benim akrebim 1 iken 2 olur. Yelkovanım da tam bir tur atmış olur. Yine 12'nin üzerinde olur. Analog saatlerde ardarda gelen iki sayı arasının 5 dakika olduğunu söyledik. Birden 2'ye saat gelene kadar aslında yel kovan tam bir tur atar. Akrep küçücük bir adım ilerlerken dede gibi akrep çok yavaş ve yaşlı. Bir adım ilerlerken yel kovan onun torunu bir tam tur atıyor çocuklar. Yani öğretmenim. Akrep bir saat ilerlediğinde aslında bir adım ilerlediğinde yel kovan bir tam tur atıyor. 60 dakikayı tamamlıyor diyoruz. Bilgi kutusundayım o zaman 1 saat 60 dakikadır arkadaşlar. Gün ve saat arasındaki ilişkiyi açıklayalım. Dünyanın kendi etrafında bir tam tür atmasıyla aslında bir gün oluşuyor. Gece ve gündüzün toplamında dünya bir tam tur atıyor kendi etrafında. Ve bu saat dilimi olarak anlatılırsa bana 24 saatte tamamlıyor bunu. Dünya kocaman olduğu için kendi etrafında bir tam tur dönüyor bunu 24 saatte tamamlıyor. O yüzden ben bir gün için 24 saat diyeceğim arkadaşlar. Unutma 1 saat 60 dakika bir gün 24 saattir. Devam ediyorum. Bir sinema salonunda haftanın her günü farklı bir film gösterilecekmiş. Kaç farklı filmin gösterileceğine bakacağım. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar bir haftada 7 gün vardır. O zaman 7 farklı film gösterime girebilir diyorum arkadaşlar. Bir hafta demek 7 gün demektir. Okula gidiyoruz düşünün. Şu anda gitmiyoruz ama gittiğimiz zamanlarda. Bir hafta 7 gündür. Pazartesiden başlar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazara kadar tamamlanır ve 7 gün olarak adlandırılır. Devam ediyorum. Şimdi ayı inceleyeceğim. Yanda verilen Nisan ayına ait bir takvim verilmiş. Gün, hafta veya ay arasındaki ilişkiyi belirtelim demiş. Öğretmenim bir hafta yedi gündür. İkinci hafta yine yedi gün. Üçüncü hafta yedi gün ve dördüncü hafta yedi gün. Aslında ortalama olarak bir ayın içinde dört hafta vardır değil mi arkadaşlar? Ve Nisan ayı toplam otuz gündür. O zaman bir ay ortalama 30 gündür bazen 31 de olabilir bu bir ayı 30 gün kabul edeceğiz ve bir ayın içinde 4 hafta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar devam ediyorum Nisan ayı 30 günden oluşur Nisan ayı 4 tam hafta ve 2 günden bakın zaten 4 haftayı saydık 2 gün artmıştı 29'u ve 30'u ve Nisan ayının 30 gününün 8'i hafta sonudur demiş. Cumartesi ve pazara baktığımda 8 tane gün sayacağım. 6 ve 7, 13, 14, 20, 21 ve 27, 28. 8 günü hafta sonuna denk geliyor. Kırmızı olarak gösterilmiş bana. Diğer günler hafta içine denk geliyor. Devam ediyorum. Bazı aylar 30 günden az, bazıları ise fazladır. Ancak matematiksel işlemlerde biz buna ortalama 30 gün diyeceğiz arkadaşlar. 1 ay bize sorulduğunda 30 gün diyeceğiz. Ayrıca 1 ay 4 gün hafta olarak kabul edilecek. Çünkü 4 hafta iki gün, 4 hafta bir gün olarak gösterilebilir. Ama biz yine ortalama kabul ediyoruz. bir ay 4 haftadır. Şimdi mevsimleri inceleyeceğiz. Yılda bulunan kaç tane mevsim var buna bakacağız. Öğretmenim ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış toplamda bir yılda 4 mevsim vardır. Mevsim şeridine baktığım zaman. Arkadaşlar kaç ay var peki? Öğretmenim, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, toplam 12 tane ay vardır bir yılın içinde. Kış ayları 3 aydan oluşur. Aralık, Ocak ve Şubat kıştır. Mart, Nisan, Mayıs artık ilkbahardır. Haziran, Temmuz, Ağustos yazdır. Yaz tatiline gireriz. Bakın Haziran ayından itibaren Eylül, Ekim, Kasım'da sonbahardır arkadaşlar. O zaman bir yılda 12 ay vardır ve 4 mevsim vardır. Bunlar ilkbahar yaz, sonbahar kış mevsimleridir. Aylar ise Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül, Ekim, Kasım'dır. Bunları güzelce bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 12 ay vardır demiş. O zaman bir yıl 12 aydan oluşur. 4 mevsimden oluşuyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubat'tan oluşur. O zaman bir mevsimde de 3 ay var. Bakın, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz. Aralık, Ocak, Şubat kış. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar, Mart, Nisan, Mayıs ilkbahardır. Bir yılda 4 mevsim var bir mevsimde 3 ay var. Alıştırmalara bakıyorum hemen. 1 saat kaç dakikaydı arkadaşlar? Öğretmenim 1 saat 60 dakikaydı. Bir gün 24 saatte dünya kendi etrafında 24 saatte tam bir tur atıyordu ve tamamlıyordu. Bir hafta 7 gündü. Hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma, cumartesi, pazar olmak üzere 7 günden oluşuyordu. Bir yılda 12 ay vardı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir ay kaç günde? Ortalama 30 günde öğretmenim. Bir mevsimde kaç ay vardı? Örneğin yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından oluşur. Yani 3 ay vardır. Bir yılda nokta nokta mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere 4 mevsim vardır. Aralık, Ocak ve Şubat nokta nokta mevsiminin aylarıdır. Kış aylarıydı değil mi? Aralık, Ocak, Şubat. Mart ayı nokta nokta mevsimindedir. Artık ilkbahara giriş yapıyoruz. Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar yazıyoruz bunun için. Bir yılda bulunan mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Tekne ile tura çıkacak bir ailenin iki hafta sonra geri döneceğini görüyoruz arkadaşlar. Bu ailenin turunun kaç gün süreceğini bulalım. Bir hafta kaç gündü? Öğretmenim pazartesiden başlıyordu. Pazara kadar 7 gündü. O zaman 2 hafta kaç gündür? Bunun 2 katıdır. Yani 7 artı 7'den 14 gündür değil mi? Yanıtım 14 gün olacak arkadaşlar. Zaman problemlerine bakacağız. Umut saat 7.30'da uyanıp 8.15'te kahvaltı yapmış. Umut uyandıktan kaç dakika sonra kahvaltı yapmış demiş bana. Bununla ilgili öncelikle ilk problemi inceleyelim. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın oldukça önemli olduğunu bilen Sevgi her gün saat 10'da spor yapmaya başlayıp 12'de bitiriyormuş. Kaç saat spor yapar? Öğretmenin büyük saatten küçük saati çıkarmalıyım. Neden? Sporun bittiği saat ileri bir saattir. 12'de bitti. Başladığı saat 10 idi. Bunların arasındaki farkı bulmak için çıkarma işlemi yaparım ve sporun 2 saat sürdüğünü anlamış olurum. Devam ediyoruz yine başka bir problemimiz var bize farklı bir e, toplum ve kültürü tanımak amacıyla güven ailesi 2 hafta 5 gün ve 48 saat süren bir dünya turu yapmış aslında evlerine kaç gün ayrı kaldıklarını bulacağız güne çevireceğiz bunu değil mi öğretmenim öncelikle haftayı güne çeviririm 2 haftada kaç gün vardır 1 haftada 7 ise 2 haftada 14 gün. 48 saat kaç gün yapar? 24 saat bir gün ise 48 saat 2 gün yapar değil mi? 2 gün de buradan geldi. 2 hafta 5 gün ve 48 saati sormuştu. 5 günü zaten gün olarak vermişti elime. 2 haftayı da ben 14 gün olarak buldum. 14 artı 5. 48 saati de 2 gün olarak buldum. Onu da 2 olarak yazdım. Toplamda 14, 5 ve 2'yi topladığımda 21 gün sürdüğünü anlamış oldum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada açıklamış, değiştirelim. Alıştırmalar kısmındayız. Bugün Nisan ayının 9. günü olduğuna göre Nisan ayının 9. günü yani salı günü. 3 hafta sonra hangi ayın hangi günü olur demiş arkadaşlar. Biz 3 hafta sonrasını inceleyeceğiz ve hangi ayın hangi günü olduğunu bulacağız. Çocuklar biz 3 haftanın kaç gün olduğunu biliyorduk. Öğretmenim 1 hafta 7 günse 1 hafta 7 gün ise 3 hafta 7, 14, 21 3 tane 7'den 21 gün sonra olur değil mi? 9 artı 21'den ben 30 Nisan olarak yanıtımı bulurum. Yanıtım 30 Nisan'dır. B seçeneğindeyim. 22 gün sonra hangi ayın hangi günü olur? 9 artı 22 dediğimde 31 bulurum. E Nisan ayı 30 gündü zaten öğretmenim. Bir gün artıyor. Yani Nisan'dan sonraki aya artık geçiş yapıyorum. Mayıs ayına yani yanıtım 1 Mayıs olmalıdır. Devam ediyorum ikinci soruyla. Serhat tasarruf etmenin önemini bilen ve her e, ve harcamalarında kendini kontrol edebilen bir bireydir. Kumbarasına günlük 3 lira atan Serhat 2 haftada kaç lira biriktirir demiş. Günlük 3 lira atıyorsam 1 hafta 7 gündü. Önce 1 haftayı bulalım. 1 hafta 7 gündü. Ben 1 haftada kaç lira atıyorum arkadaşlar? 7 çarpı 3'ten 21 lira. Bana 2 haftayı sormuş. Bunun 2 katıdır değil mi? 21 ile o zaman 2'yi çarpacağım. 21 artı 21 de yapabilirim. Aynı sonucu verir. Yanıtım 42 lira olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorudayım. Her gün 2 saat spor yapan Miraç Bey 10 gün boyunca her gün spor yapmıştır. Buna göre 10 günde spor yaparak geçirdiği vakit bir günde kaç saat bir günden kaç saat eksiktir demiş. Toplam yaptığı sporun bir günden yani 24 saatten kaç eksik olduğunu soruyor. Toplam yapılan sporun bir gün yani 24 saatten saatten kaç saat eksik olduğunu soruyor. Önce ben ne yaparım o zaman? Arkadaşlar, her gün 2 saat toplamda da 10 gün. Öğretmenim 10 ile 2'yi çarparım. Toplamda 20 saat spor yapıyor. Bunu bulurum. Önce bunu buldum. Daha sonra bunun bir günden kaç saat eksik olduğunu bulacağım, değil mi? Öğretmenim bir gün 24 saatti. 4 saat. Kişi bir günden ne kadar eksik yapıyor? Bunu sormuş. Yani çıkarma işlemi yapacağım. 20 saat yapıyordu. 24'ten 20'yi çıkardım. 4 saat eksik yaptığını buldum. E, kontrol edelim kısmına da toplam spor saatinden toplam yapılan spor saatini 24 saatten çıkararak yanıtı buldum diyebilirim. Toplam 20 saat yapıyordu. Bir gün 24 saatte çıkarma işlemi yaparak 4 saat olarak buldum yanıtımı. Devam ediyorum. Sıra sizde kısmındayım. Aşağıdaki dijital saatlerin kaçı gösterdiğini analog saatlere çizerek gösteriniz demiş. Saat 4. Dakika kısmı tam olarak verilmiş. Saat kısmı tam olarak verilmiş. O zaman akrep 4'ü, saatim 4'ü, yer kovanım 12'yi gösterecek. Tam saat çünkü burada. İkincisine baktım. 10.30 demiş. Saatim 10.30, onu 10 30 geçiyor. O zaman onu biraz geçecek akrebim. 30 dediği için yer kovanım altın üzerinde olacak. Buçuk. 9.15 Saatim 9'un üzerinde birazcık geçiyor. 9'u 15 geçiyor. Yani çeyrek geçiyor. Yel kovanı 3'ün üzerinde olacak. Ve 7.45 7.45 Geçiyor. Bu şekilde gösterilecek. Saatin şu anda 9 olduğunu düşünerek Aşağıdaki ifadelerin karşısına Gelmesi gereken saatleri yazınız demiş. 1 saat sonra 9'a 1 eklediğimde Saatim 10 olur değil mi? 10 çift sıfır olur. Yarım saat sonra demiş. 9'u 30 geçer değil mi? Yarım saat sonra. 15 dakika önce 8'i 45 geçiyordur. 9'a çeyrek vardır. O zaman 08:45. 15 dakika sonra ise 9'u 15 geçiyordur. Bu şekilde yazabilirim. Sabah saat 6'da otobüse binen bir yolcu 5 saat yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk tamamlandığında saat kaçtır? Sabah 6:00 saat 5 saat tam yolculuk yaptım. Bitirdiğimde saatin kaç olduğunu toplama işlemi yaparak bulurum arkadaşlar. Saat 11'dir diyebilirim. Evet burada videomuz bitiyor. Bizleri Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. İlkokul öğretmenim yazdığınızda muhakkak bana ulaşacaksınız arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda karşınıza çıkacak olan ekrana tıkladığınızda saatler konusunu daha güzel algılayabileceğiniz bir video daha olacak. Muhakkak onu da izleyin. Hepinize başarılar dilerim.